Bir önceki videoda, ölçü birimlerini çarpıp böldüğümüzde, sonuç en fazla çarptığınız ya da böldüğünüz sayılardan en az anlamlı basamağa sahip olanınki kadar anlamlı basamağa sahip olabileceğini gördük. Uzun ve karmaşık bir cümle oldu. O halde hemen bir örnek verelim. Diyelim ki, 2,00 ile 3,5'i çarpıyoruz. Sonuçta sadece iki anlamlı basamak olabilir. 3,5'in iki anlamlı basamağı var, 2,00'ın ise 3. 2 çarpı 3,5, 7'ye eşittir. Virgülün sağına sadece bir adet sıfır ekleyebiliriz, çünkü sadece iki anlamlı basamağımız olabilir. 2,00'ın 3, 3,5'in 2 tane anlamlı basamağı bulunuyor. Çarpımın basamak sayısını 2 ile sınırlıyoruz, çünkü işlem yaptığımız sayılar içinde basamak sayısı en az olanın 2 basamağı vardı. Ama toplama ve çıkarma işlemleri biraz daha farklıdır. Hemen bir örnek verelim. İlk örneğimiz sayısal olsun, sonrakini gerçek hayattan veririz. Gerçek hayat örneklerim de bazen saçma olabiliyor ama konuyu anlamanıza yardımcı oluyor diye umuyorum. Evet, çıkarma veya toplama yaparken anlamlı basamaklar, işlem yapılan sayıların kesinliği kadar önemli değildir. Peki, o halde sonucu yazarken kaç basamak belirteceğiz? Diyelim ki, 1,26 ile 2,3'ü toplayacağız ve bunlar ölçü birimleri. 1,26'nın 3 anlamlı basamağı var. En yakın yüzlüğü hesaplayabiliyoruz. 2,3'ün ise 2 anlamlı basamağı var, en yakın onluğu hesaplayabiliyoruz. Bunda 3 anlamlı basamak ve bunda da 2 anlamlı basamak var. Bunu da yazalım. Yüzlük. Bu iki sayıyı direkt topladığımızı düşünelim. Sonuç 3,56. Toplama ya da çıkarma fark etmez. Anlamlı rakamları saymazsınız. Yani burada sadece iki anlamlı basamak yazılabilir diyemeyiz. Sonuç, işleme giren kesinliği en düşük sayı kadar kesinliğe sahip olmalıdır. İşlemde kesinliği en düşük olan sayı 2,3. Çünkü sadece onlar basamağı bulunuyor. O halde cevabımızda da sadece onlar basamağı belirtilebilir. Yani sonucu yuvarlamalıyız. Eğer anlamlı basamakları önemsiyorsak, bu 3,6 olacak. Bu işlem de işe yaradı ama başka bir durumda farklı olabilirdi. Mesela 1,26 ile 102,3'ü topluyor olsaydık, sonuç 103,56 olacaktı. Bu işlemde 102,3'ün 4 anlamlı basamağı bulunuyor. 1,26'nın ise 3 anlamlı basamağı var. Ama cevabımızın 3 anlamlı basamağı olamaz. Kesinliği en düşük sayı kadar basamağı olabilir. En az kesin olan da ondalık noktasından sonra sadece bir basamak bulunuyor. O halde sonuçta da ondalık noktasından sonra sadece bir basamak yazacağız. O halde bir kez daha yuvarlıyoruz. 103,6. Bu durumu açıklamak için birkaç örnek daha verelim. Diyelim ki elimizde bir beton var. Elimizde de iyi bir mezura bulunuyor ve santimetresine kadar ölçüm yapabiliyoruz. Bu betonun uzunluğu 2,09 metre. Şimdi başka bir beton daha ekliyoruz. Bu betonu daha da detaylı, milimetrede ölçebilen bir mezura ile ölçüyoruz ve uzunluğunun 1,901 metre olduğunu görüyoruz. Bu ölçümlerin uzun bir zaman önce yapılmış olduğunu varsayalım. Artık bu betonları ölçemiyoruz diyelim. Birisi size iki betonu üst üste koyduğumda ikisinin toplam uzunluğunun ne kadar olacağını soruyor. Eğer anlamlı basamaklar ya da kesinlik umurumuzda değilse iki uzunluğu toplarsınız. 1,901 artı 2,09. Hadi toplayalım. 1 artı hiçbir şey 1 eder. 0 artı 9, 9, 9 artı 0, 9, virgüle koyduk,
1 artı 2 eşittir 3. Sonuç 3,991. Bu sonuç biraz problemli. Çünkü sahte bir kesinlik sunuyor. Bu iki betonun toplam uzunluğunun 3,991 milimetre olduğunu söylersem, sanki ölçümü milimetresine kadar yapmış gibi davranmış olurum. Oysa sadece bir betonun uzunluğunu milimetresine kadar ölçtüm. Diğer betonu santimetre cinsinden ölçtük. O halde ölçümümüz sadece santimetre biriminde bir kesinlik teşkil ediyor. Sonucu milimetre cinsinden yazmak hatalı bir ölçüme yol açabilir. Özetlersek, sonucu en fazla, en az kesin olan ölçümün kesinliğinde yazabiliriz. Burada yüzler basamağına kadar gittik, burada da yüzlere doğru yuvarlamalıyız. 1,5'ten küçük olduğuna göre, aşağı doğru yuvarlayacağız ve iki betonun toplam uzunluğunun 3,99 metre olduğunu söyleyeceğiz. Bu kural sadece ondalık virgülü olduğunda değil, her zaman geçerlidir. Diyelim ki bir binayı ölçüyorum. En küçük birimim 10 metre olsun. Binanın uzunluğunu da 350 metre olarak ölçmüş bulunalım. Ve diyelim ki radyo anteni üreten bir firmayla iş yapacağım. Üretici firma antenlerini ölçerken en küçük birim olarak metreyi kullanmış. Antenlerinin boyunun 8 metre olduğunu söylüyorlar. Dikkat edin. Biz en küçük birimi 10 metre olarak aldık, onlarsa metre. Buna dikkat etmeli çünkü binanın boyu kesin değil. Anlamlı basamakların kaç tane olduğundan emin değiliz. Belki de gerçekten tam 350 metreydi ya da en yakın 10 katına yuvarladık. Bu yüzden bu uzunluğu belirtmenin daha iyi bir yolu 3,5 çarpı 10 üssü 2 metre demek. Bu şekilde bilimsel bir dille yazıldığında, burada yalnızca iki anlamlı basamak olduğu, onun katlarıyla ölçüm yapıldığı belirtilmiş olur. Başka nasıl yazabiliriz? Yine 350 yazabiliriz ama son anlamlı basamağın üstüne ya da altına bir çizgi çekeriz. Bu iki yol daha spesifik bilgiler içerir, ilki daha kesindir. Ama diyelim ki onun katlarıyla ölçüm yapılıyor, birisi size, bina ve antenin toplam uzunluğu nedir diye sorsa, ilk aklınıza gelen 350 artı 8'den 358 metre olur, değil mi? Ancak bir kez daha yanlış bilgi veriyoruz. Uzunluğu sanki en küçük birimi metre almışız gibi belirtiyoruz. Oysa sadece anteni bu şekilde ölçtük. Ölçümümüzü yaptığımız kesinlikte belirtmek için bu sonucu en yakın onlu katına yuvarlamamız gerekir. Zira bu bizim en düşük kesinliğe sahip ölçümümüzdü. 8,5'ten büyük olduğuna göre sonucu 360 metreye yuvarlayacağız. Bu sonuç bile şüpheli. Bu yüzden kesinlik derecemizi ve 2 adet anlamlı basamağımız olduğunu belirtmek için üstüne bir çizgi çekiyoruz. Ya da 3,6 çarpı 10 üssü 2 şeklinde yazıyoruz. Bu daha bilimsel olan yol. Bu şekilde elimizde sadece iki tane anlamlı basamak olduğunu belirtiyoruz.